Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Kızılcık mevsimi geldiğinde her yıl bu yöntem ile hazırlıyorum. Bu şifalı tarhanayı sizler de bu yöntemle hazırlayarak bir kış saklayabilirsiniz. Tarifimize hiç bekletmeden hemen başlayalım. Geniş bir tepsinin içine un aldım. Kenarlarına 2 yemek kaşığı tuz ekliyorum. 1 kilo yıkanmış, ayıklanmış kızılcığı orta kısmını alalım. Yoğurma kısmı biraz meşakkatli. Kızılcıkları elimizle ilk olarak mıncıklayarak suyunu çıkartalım. Orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Biraz bileğinize kuvvet, zor yoğrulan bir hamur. Evet, un ve kızılcık hamur haline gelene kadar yoğurma işlemine devam edelim. Evet, tarhanamı yoğurdum. Gördüğünüz gibi parça parça yoğurmak kolay olduğu için bu şekilde ayarladım. Yoğurduğumuz hamurda şöyle küçük bezeler kopartalım. Elimizle açarak yayalım. Hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Hangi şehirden veya ülkeden izliyorsunuz merak ediyorum. Yorum kısmına bildirirseniz sevinirim. Evet, son hamurları da tezgah üzerinde videodaki gibi bastırarak açıyorum. Tüm hamurlarım hazır. Temiz bir sofra bezinin üzerine tarhanalarımı yayıyorum. Kalın olanları da elimle biraz açarak genişletiyorum. Evet, tarhanalarımızı arkasını önünü çevirerek kurutma işlemini hızlandıralım. Beş saat sonra hafif bir şekilde kurumaya başladı. Elimle küçük parçaları ayırarak hamurları ufalıyorum.
Evet, kurudukça bu işlemi yapmaya devam edelim. Evet, ertesi gün bir tepsiye aldım. Elimle videodaki gibi bastıra bastıra hamurumu un haline gelene kadar bu şekilde hazırlıyorum. Süzgeç içine alarak elekten geçiriyorum. Evet, eleme işlemi biraz uzun sürüyor. Elemeye devam edelim. Evet, bir de yakından göstereyim. Tüm tarhanayı elemeye devam ediyorum. Az bir kısım kaldı gördüğünüz gibi. Kalan kalın kısmı da bir kaseye alıyorum. Videonun sonunda çorbasını hazırlayacağım. Evet, topak kalmaması için elimizde havalandırma yapalım. Evet, çekirdeklerini de toprağa gömerek fidesini yetiştirebilirsiniz. Un tarhanamız hazır. Çok şifalı bir tarhanadır. Mutlaka deneyin. Evet, hazırladığımız tarhanayı tekrardan sofra bezinin üzerine yayıyorum. İnce bir tabaka halinde serelim. Birkaç gün sofra bezinin üzerinde bırakarak kurutma yapalım. Ara sıra da karıştıralım mutlaka. Kuruyan tarhanayı bez torbalarda bir kış boyunca saklayabilirsiniz. Çorbası için 2 dil sarımsağı tencereye rendeleyelim. Evet, sıvı yağ gezdirelim. Sarımsağın kokusu çıkana kadar kavuralım. Soğuk su. Evet, kaseye ayırdığımız tarhanayı da soğuk suyun içine alalım. Sürekli karıştırarak çorbamızı hazırlayalım. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Küpüğü dağılana kadar pişirme işlemine devam edelim. Şifalı çorbamız hazır. Altını kapatarak ikrama hazırlayabiliriz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bunları da izlemeyi unutmayınız.